Ben İsmail Hakkı Tonguç, İlköğretim Genel Müdürü. Ülkemin geleceğinin köylerden başlayacak bir aydınlanmayla şekilleneceğine inandım hep. Zira yüzyıllardır itilmiş, geri plana atılmış, feodal sistemin karanlığına mahkum edilmişti memleketimin köyleri. Ve köy çocukları. Onların bir suçu yoktu. Köy insanına bu reva görülmüştü yüzyıllar boyu. Sonunda hep birlikte bir hamle yaptık ve zoru başarmanın yolunu bulduk. Tamamen ulusal bir rönesanstı bu. Eğitimde rönesans. Elbette karşımıza güçlükler, setler, karşı duracaklar çıkacaktı. Fakat biz bu yola baş koymuştuk. İdealist bir eğitim savaşçısı, yürekten inanmış Atatürkçülerdik bizler. Ve Marif Vekilim, yani Milli Eğitim Bakanı dostum, arkadaşım Hasan Ali Yüce. O olmasaydı bunların hiçbirini başaramazdık. Elbette eski Marif Vekilleri Mustafa Necati'nin, Saffet Arıkan'ın çok büyük katkıları olmuştu. Ancak Hasan Ali Yücel, Atatürk'ün gerçekleştirmeye çalıştığı laik eğitim sisteminin kurulmasında hem kuramcı hem de eylemci olarak en önde durdu. Ben de ona gönülden destek verdim, tüm birikimimi bu yolda kullandım. Yücel, kendisini Atatürk'ün aydınlanma devrimine adamış, ne yaptığını bilen, devrimci yurtsever kuşağın en önde gelen simgesiydi. O, mecliste tüm zorluklara göğüs gererken ben geniş bir çalışma alanı buldum ve hayalimdeki okulu gerçekleştirmeye çalıştım. Köy köy gezerek ideallerimi çocuklara, öğretmenlere ve enstitülere yansıttım. Fakat Bozkır'da açan çiçekleri çok gördüler. Yücel, 1946 yılından sonra karşı devrimciler tarafından neredeyse linç edilecek ama hiç yılmadan mücadele verecek, savaşını hep sürdürecekti. Ben de daima yanında olup birlikte girdiğimiz bu yolda ya birlikte başaracak ya da birlikte yok olacaktık. Ama inandığımız bir fikir vardı. Köy enstitülerinden yetişen gençler, memleketin karanlıktan aydınlığa kavuşmasında köprü olacaklar, yurdun her köşesinde eğitimli neferler yetiştireceklerdi. Bense hastaydım. Çok hastaydım. Kimselere bunu belli etmemeye çalışsam da son günlerimin yaklaştığını hissedebiliyordum. 1958 senesinde zar zor denkleştirip bulduğum parayla Almanya'ya oğlumun yanına tedaviye gittim. O da bir işe yaramayacaktı. Ankara'ya evime geri döndüm. Bir sabah radyoda ordunun yönetime el koyduğu haberiyle uyandım. Tarihler 27 Mayıs 1960'ı gösteriyordu. Ertesi gün ilk işim dostum Yücel'in evine gitmek oldu. Halbuki bu son görüşmemiz olacaktı. Bundan sonraki eğitim sistemiyle ilgili hayaller kurup birbirimizi avuttuk. O günlerin bir daha geri gelmeyeceğini bilerek. Bir ay sonra evimde, karnımda şiddetli bir ağrıyla sarsıldım. Uzandım ve pencereye baktım.
aşağıya sarkan çiçekler ne de güzel görünüyordu. Bir daha hiç uyanmayacaktım.